Evet çekirgeler. Sizler buraya doktorları daha hızlı ve daha çevik dövebilmek için geldiniz. İyi halt ettiniz. Neyse, sizlere öyle şeyler göstereceğim ki doktorların ağzını burnunu dağıtacaksınız. Şimdi hangi sebeplerden dolayı doktor dövmek istiyorsunuz? Hocam şimdi ben sıra beklemeden muayene olmak istiyorum. Bana bir taktik verir misiniz? Anladım, güzel bir soru. O zaman onun şöyle bir taktiği var. Buldum. Gel bakalım. Geldim hocam. Merhaba hocam. Merhaba çekirge. Şimdi böyle bir durumda yapman gereken en önemli konu odaya gizlice gireceksin. Girdim hocam. Doktor karşında yapman evet. Gereken nedir? Bir düşün. İndirmem lazım. Evet. Oh, aynen böyle. Oh, hocam bana vuruyorsunuz. Hayır, sen şu an doktorsun. Ona vuracaksın ve diyeceksin beni tedavi et. Tamam hocam, mı? Bana hadi bakalım. Hadi bakalım. Hocam ben de onları anlamadığım zaman dövmek istiyorum. Onun çok basit bir tekniği var çekirge. Şimdi sana soruyorum. Doktorlar bizim için ne önem teşkil ediyor? İşte siz de soru sorduğunuzda doktordan cevabını beklemeden yapıştırın. Ne vuruyorsun lan acıdı? Acı yok Raki, acı yok. Sizler doktorlara vururken onlar canım acı diyor mu? Hı? Kimsenin gıkı çıkıyor mu? Bir tane daha vursana. Seve seve çekirge. Peki hocam hastanızı kaybettik derlerse? İşte en can alıcı soruya geldik çekirge. Nasıl yani? Diyelim ki ameliyathane önünde bekliyorsunuz ve doktor size böyle bir haber verdi. Allah korusun tabii ki. Ne yapmanız gerekiyor çekirgeler? Doktoru dövmek. Yok lan, ağız burun dalmak. Sopayla dövmek. Kafa atmak hocam. Tekme atmak hocam. Hayır çekirgeler. Bunlar çok basit taktikler. Daha yaratıcı olun. Daha yaratıcı olun. O zaman öpücük atalım hocam. Yok oğlum, ne alakası var? Kafa atalım. Pandik atmak. Hayır lan, enseye şapkak atmak daha yaratıcı. Parmak atar mı o zaman? Hayır çekirgeler. Hepsi yanlış. Böyle bir durumda yapmanız gereken en önemli konu doktoru ameliyat masasına yatırıp neşterle ince bir çizgi çekeceksiniz. Nasıl yani? Anlatayım çekirge. Gel yanıma. Yat yere. Yere mi? Yat! Burada yatan sizin en büyük düşmanınız. Yani bir doktor. Neşteri alın ve bağırsaklarını sökün. Gelip teşekkür edin. Hocam! Ya ne vuruyorsun ya? Hayır dövmüyorum. Ne yapmanız gerekir onu gösteriyorum. Sizler doktorları döverken onları yapmayın. Canım acıyor. Diyor mu size? Ha? Sizler vurdukça yapmayın. Vuruyorsunuz. Hocam peki burada öğrendiklerimiz işe yaramazsa o zaman ne olacak? Siktir. Ayı gibi ha. O zaman yapmanız gereken en önemli konu daha öncesinde götürdüğün sopayı çıkarıp doktorun kafasına vurun. Peki güvenlik gelirse ne olacak? Oğlum güvenlik geldiği zaman hemen ortalığı birbirine katın. Sizin haklı olduğunuzu düşünecekler. Onu da ben mi söyleyeyim salak? Peki daha sonra doktor bizi şikayet ederse o zaman ne olacak? Lan 2-3 tane de siz yiyin, mahkemede delil olsun. Onu da ben mi size söyleyeyim salaklar? Hocam ne yiyecektik ben anlamadım. Kebap. Ya doktor bize vurmazsa o zaman ne olacak? Oğlum doktor sizi niye dövsün lan? Doktor sizi dövmez ki lan. Nasıl yani? Şimdi biz hem doktoru döveceğiz hem de haklı mı olacağız? İstediğiniz de bu değil mi zaten ha? Evet bu. Tamam işte sorun yok oğlum. Siz değil misiniz lan doktorları döven? Ha? Siz değil misiniz doktorları linç eden? Tırnağınız acısa doktora gidiyorsunuz ama gittiğiniz kişi linç ediyorsunuz. Siz değil misiniz lan? Ha? Siz değil misiniz sevdiklerinizi teslim eden? Siz değil misiniz? Neden yapıyorsunuz lan? Ha? Neden yaptığınızı ben söyleyeyim size. Çünkü iğrenç egonuzu tatmin etmek istiyorsunuz. Hadi şimdi gidin rahat rahat doktor dövün. İşin kötüsü de nedir biliyor musunuz? Hem doktor dövüyorsunuz, hem de çocuğunuzun doktor olmasını istiyorsunuz. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürürdüm be. Yazıklar olsun. Efendim kızım. Hastayı hazırlayın, birazdan ameliyata gireceğim. 10 dakikaya oradayım.